ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre 27 Eylül'de yapılacak olan yabancı dil sınavı için 19-20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada YDS için yeniden başvuru alınacağını belirterek ayrıca daha önce 2020 YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim ifadelerini kullandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 27 Eylül'de uygulanacak EDS için 19 ila 20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak. Adaylar sınav ücretlerini 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücretleri banka şubelerinden 21 Ağustos'ta mesai saati bitene kadar ödenebilecek. Adaylar başvuruların ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM aday işlemleri sistemiyle ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından, 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. Adaylar sınav ücretine 19 ila 21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasından e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylarla, banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylarsa, 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek. sınava 19 ila 26 Şubat arasında veya 10 Mart'a başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylarda 19 ila 20 Ağustos'ta ÖSYM aday işlemleri sisteminden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Sınav başvurusunda adaylardan HES kodu istenecek. Yani adayların sınav başvurusuna giderken HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES koduna edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar HES kodunun nasıl edinebileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın hayatevesar.gov.tr adresinden ulaşabilecek.